Tekrar merhaba. Şimdi ÖSYM tarzı sorular ve çözümleri birinci eşit bir yerine eşitsizlikler iki bölümündeyiz. İlk sorumuz böyle bir soru. Şimdi a kare çarpı b negatif. Sonra b çarpı a eksi c negatif. a çarpı c negatif. E, eşitliklerine göre aşağıdakilerde hangisi daima doğrudur demiş. İlk önce benim a kare ifadesinin pozitif olduğunu bildiğim için buradan direkt b'nin negatif olduğunu söyleyebilirim. B eksili bir sayı. Peki bura eksili bir sayı çıktı. O halde bunun çarpımı görüyor musun? Şurada ne diyor? Sıfırdan küçük olacak diyor. Demek ki burası nasıl bir sayı olmalı? Artılı bir sayı olmalı. Yani A eksi C sıfırdan büyük olmalı. Ben buradan şunu da söyleyebilir miyim? Biraz da işime yarayabilir. A büyüktür C'dir diyebilirim. Tamam bunu dedik. Dedik de şimdi A C'den büyük. Hem de aşağıda bir veri daha var. A çarpı C'de negatif diyor. E bu durumda benim anlayacağım şey şu. Kesinlikle A sayısı pozitif olmalı. Çünkü hem büyük olacak hem de çarpı negatif. Yani bir kere ikisinin çarpımının sonucu negatifse biri negatif biri pozitif. O A pozitiftir. C de nedir? Negatiftir diyebiliriz. Ee, soruda diyor ki eskiliklerine göre açlıklarda hangisi daima doğrudur diye sormuş. Bir bakalım şöyle hangisi daima doğru nasıl bir durum var b artı c şimdi a doğru görünüyor sebebi şu benim elde ettiklerime göre a pozitif mi pozitif pozitif büyüktür şimdi b de negatif bak b de negatif c de negatif bunların toplamında ne yapar zaten negatif yapar bu önerme kesinlikle doğru o yüzden cevabımız a olmalı diğer şıklara da bakalım istersem. B sıfırdan büyüktür. Hayır. Bunu bilemem. Yani bu kesin olan bir şey değil. Kesin değil. Şöyle yapalım. C A'dan büyüktür diyor. Bu zaten yanlış. Çünkü A C'den büyüktür. Şuraya bak. Sonra B C'den büyüktür diyor. Bunu bilemeyiz. Çünkü mesela nasıl bir şey olabilir? Buradaki B sayısı eksi 1 olabilir. C sayısı eksi 4 olabilir. Bu durumda B sayısı C'den büyüktür diyemeyiz. C B'den büyüktür diyor. Hayır. Bu sefer de bunu eksi 4, bunu 1 e alırsam, eksi 1 e alırsam, öyle değil mi? E, bu durumda ne olur? Yine bu yanlışa düşer. Kesin olan şık, A şıkkıdır. X gerçel sayısı için demiş, eksi 5 küçüktür, 2x küçüktür, 9 olduğuna göre 4 eksi x ifadesi alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir? Ben ilk önce burayı bir 2'ye böleyim. 2'ye böldüğüm anda ne oldu buna? Eksi 5 bölü 2 küçüktür x küçüktür 9 bölü 2 geldi bir kere. Şimdi her şeyi eksiye çarpacağız. Çünkü amaç eksi x'i yakalamak tamam mı? Eksiye çarparsan burası ne yapar? 5 bölü 2 yapar. Bu eksi x yaptı. Bu da eksi 9 bölü 2 yaptı. Tamam. Şimdi bunu eşsiz e, yönü değiştirmeden nasıl yazacağım? Demek ki eksi 9 bölü 2 küçüktür eksi x küçüktür 5/2'dir yazabilirim. Ama hala tam bitmedi. 4 x tam olarak elde edemedik. Elde etmek için her tarafa 4 ekleyeyim. Bir şey söyleyeyim sana. Aslında burasının 4,5 olduğunu görüyorsun, değil mi? Şurası kaç aslında? -4,5. Şu da kaç? 2,5. Hani bazen böyle düşünmek bizi hızlandıracak. 4 eklediğim zaman ne olur? Her tarafa 4 ekledim. Burası -0.5 yaptı. Sonra şurası 4 x ve burası da 4 eklediğim zaman 6,5 yaptı. Evet, aradığım şeyi buldum. 4-x ifadesini yakaladım. Bunun alacağı tam sayı değerleri de bir anlayalım neymiş. Bir kere hangi değeri alır? Eksi 0.5, eksi 1 ile 0 arasında. O zaman 0 değerinden başlar bu. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'da durur. Artık 6'da durur, 7 değerini alamaz. Bunların değerleri toplamını soruyor toplayalım. 10, şuradan da 10, 20, bir de oradan 21 geliyor. Sorumuzun cevabı neymiş? 21'miş. Nerede? D şıkkında. Geçtim. Şimdi buraya bir bakalım. X e 6 bir kere kesinlikle nedir? Pozitiftir. Yaşası paket olarak pozitif. X'ten bahsetmiyorum. Bu pozitif. O halde Y ne olmalı? Pozitif olmalı. Çünkü bundan çarpımı nasıl verilmiş? Sıfırdan büyük verilmiş. Tamam geç. Z üzeri 4 zaten pozitif. y pozitif de bulduk. Olmasa da 4. kuvvetten dolayı pozitif. Ee, bu durumda bak bunların çarpımı sonucu negatif çıktığına göre Z'nin kesinlikle negatif olduğunu söyleyebilirim. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ee, hatta bir şey söyleyeceğim sana. Burada X de negatif mi? Çünkü Z negatifse 3X de negatife eşitse X de nedir? Negatiftir. Negatiftir de sıralamayı tam istiyoruz. Şimdi şu ikisini alalım. Ben burada küçük bir varsayımda bulunmak istiyorum. Ne yapacağım biliyor musun? Şimdi x'in yerine eksi 4 yazıyorum. Z'nin yerine de ne gelir o zaman? Eksi 3 gelir zaten. Öyle değil? O halde zaten y de pozitif. Demek ki sıralama şöyle. Yani eksi 4. Onu yazmayalım. Direkt değişkenlerden gideyim ben. Eksi x, e, x burada en küçük olduğu için x en küçüktür. Sonraki küçüğümüz Z'dir. Y de pozitif olduğu için bu da nedir? En büyüktür. Sıralama X Z Y olmalı şıklarda. Üstünden geçmişim ama şurada görüyorum şıkkı. Sorumuzun cevabı D şıkkı gelecek. Evet. Soruya bir bakalım. Ne diyor? 80 tane kalem bir sınıftaki öğrencilere her öğrenci eşit sayıda kalem alacak şekilde dağıtılmak isteniyor. Her bir öğrenci en az 4 en çok 10 kalem alabildiğine göre sınıf mevcut aşağıdaki hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi ben buradaki çözümü bir anlatayım. Şimdi diyor ki öğrenci sayısına x diyelim. Öğrenci sayımız x olsun ve her bir öğrenciye verecek kalem sayısı da y olsun diyor. Şimdi o halde şunu söyleyebilir miyiz biz? Bir kere dağıtılan kalem sayısı en az 4 yani 4 onu niye oraya yazdım? Biraz aşağı inmem gerekiyordu. Göremedim. 4 küçük eşit. Y küçük eşit 10 diyeceğim. Bu çünkü dağıtan kalem sayısıydı. Burada da öyle diyor zaten. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bir de şimdi x tane öğrenci var. Bir de her birinde y tane kalem dağıttın. O halde toplam, toplam kalem sayımız ne olmalı mantık olarak? Tam tamına x çarpı y olmalı. Çünkü öğrenci sayısını her öğrenci dağıtan kalemle çarparsam bunu bulurum. Bu şimdi bizim neyimiz? Toplam, toplam kalemimiz kaç taneydi? 80'di. He. Yani ben x çarpı y'nin 80 olduğunu biliyorum. Şuraya kadar sıkıntı yok. Şimdi eşitlikte y var. Ben y'yi yalnız bırakacağım buradan. yeştine geldi. 80 bölü x geldi. Tamam sonuç olarak şuraya geri döneceğim. Demek ki 4 küçüktür. 80 bölü x küçüktür. 10 gibi bir eşitliği, eşitsizliği yakaladım. Soruyu okuyalım. Sınıftaki öğrenci mevcudu x'i soruyor bana. x'i bulmamız lazım. Şimdi bak, bir kere x sayısı 80'i bölen sayılar. Tamam Şimdi 1 olsa burası 80 yapar. 4 ile 10 arasında gezmez. Gezmez. Bu yanlış. 2 olsa 40 yaptı. Şurası hayır yanlış. E, ee, sonraki sayı 4 olsa 20 yaptı yanlış. 5 olsa orası kaç çıktı? E, ee, bence buradan gitmeyelim çünkü buradan çok uzak çıkıyoruz. Bak ne yapalım biliyor musun? Zıttan gidelim. 80 olsa diyelim. 80 olsa burası 1 yapar araya yine girmiyor. 80'den sonra e, hangi sayımız var bir düşünelim. 40 var. Burası 40 var evet. Burası 40 olsa burayı yine 2 yaptı bu da olmadı. Peki Sonra 80'e bölen hangi sayımız var? 40'tan sonra 20 var. 20'yi yapsak, 20 yaptığımız zaman burası 4 yaptı. Evet, 4 yaptı. Bu olabilir. Evet, cevaplarda bu olabilir. Yani buna bir şey diyemem. Bunu alacağım. Peki 20'den sonra, çünkü şıklarda yok 20 şey İngilizce'nin. 20'den sonra 16 olursa olur mu? 16 olsa burası 5 yapar. Evet, tam da oluyor bu. Evet 16 da olabilir. Şıklarda 16 var. Ve evet sorunun çekirdeğine bakarsan olabilir demiş. Yani diyor ki aslında 20 de olur, 16 da olur. Daha başka değer olabiliyor mu? Ee, 40 dedik, 16 dedik, 8'de, 8 desek 8 de olabilir bak aslında. Bak şu yazayım ben. 8 sayısını da alabilir. Eğer 8 sayısını koyarsan bu sefer de ne olur? 4 ile şuraya buraya 10 gelir. Bu eşitse uyar. Ama şıklarda olanı bulmamız gerektiği için cevabımız ne gelmeli? 16 gelmeli. Evet. Burayı da ne yaptık? Bitirdik. Şimdi bundan sonra iki bilim yerine sistemimiz var. Onlarla ilgileneceğiz. Orada görüşürüz.